Evet, merhabalar. Bu sefer bir yol sohbeti şeklinde böyle kırmızı ışıkta beklerken sohbetimize başlayalım. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faiz %15 olmuş oldu. 8,5'tan birden 15'e tırmandı. 15'ten böyle 2 yıl içerisinde, hatta 2,5 yıl içerisinde yavaş yavaş 8,5'a düşmüştü. Ne oldu da şimdi 8,5'tan 15'e çıktı? Otomobil fiyatları, ev fiyatları, her şeyin fiyatları bu inişte uçtu. Dolarlar uçtu ve faiz geri noktasına getirilmiş oldu. Ben bir şey anlamadım açıkçası. Anlayan varsa bu konuda yorumlara bekliyorum ama tabii ki bunun böyle olmak zorunda olduğunu hepimiz biliyorduk açıkçası. Şimdi otomobil fiyatlarını nasıl etkileyecek konusu aslında çok aşikar. Neden? Dolar 25 lira seviyesine geldi. Dolar 25 lira seviyesine gelmesi ne demek? Zaten sıfır otomobil. Euro da paralel gidiyor. Şimdi diyorsunuz ya işte ben dolar üzerinden fiyatlandırma yapıyorum biliyorsunuz. Sıfır otomobil fiyatları işte TL bazında nerede, dolar bazında nerede bunları yan yana yazıyorum. İşte çoğunuz diyorsunuz ki işte Avrupalı modeller Euro üzerinden geliyor. Ya her şey dolar üzerinden fiyatlanıyor. İşte Euro'nun konumuna da bakıyorlar, dolar üzerinden fiyatlanıyorlar. Temel para noktası dolar olduğu için biz de yatırımcı da bu gözle baktığı için, yani yatırımcı ne gözle bakıyor? Dolar alıyor değil mi? Yatırımcı dolar aldığına göre radarımız varmış, uyarımız var, yavaşlayalım. Zaten yavaşlık da hızımızı sabitleyelim. Şimdi dolar almaz nedenlerine insanların, daha da araba alma nedenlerine radar görünce kafalar gitti. Neden insanlar otomobil alıyor? Yatırım için otomobil alıyor. Ve şu an rekor kırılmasındaki temel neden zaten otomobilin yatırım aracı olması. Şimdi yatırım aracından çıkması için otomobilin ne olması lazım? Olması gereken şey yatırımcının farklı noktalarda para kazanıp otomobile ihtiyaç duymaması lazım. Şimdi sahne piyasa bu hale geliyor. Şimdi sahne piyasa bu hale geliyorken biz de bunları anlatmaya devam edeceğiz. Yine yeni fiyatlar açıklansın, bayramdan sonra açıklanır ama bayramdan önce mevcut fiyatların dolar bazında nerede olduğunu yine birkaç tane modelde bakarız. Belki bayram öncesi zam yapan markalar da olur. Onları da değerlendirmiş oluruz. Dolar bazında nerede? Bu da yatırımcının yavaş yavaş çıkmasına neden oluyor. Yani doların artışı otomobilden yatırımcının çıkmasına neden oluyor. Tabii ki sıfır kilometre fiyatları artıyor ama dolar bazında nereye gidiyor? Neredeydi? Ne oldu? Yine bunları incelemeye devam edeceğiz. Tabii ki kurun bu hale gelmesiyle beraber sıfır kilometre fiyatları hoppa ufak bir tünel kapkaranlığız. Sıfır kilometre fiyatların artmasıyla tabii ki ikinci el fiyatları biraz dengelenmeye başlayacak. Şimdi bu bahsettiğimiz şeylerde ucuzlama anlayanlar var. Nasıl anlıyorsunuz ucuzlama olarak da onu anlayamadım. TL bazında ucuzlayacak hiç demedim. Demiyorum da. Dememeye de devam ediyorum. Hiçbir zaman TL bazında fiyatların ucuzlayacağını zaten size söylemedim. Yani bunu nereden çıkartıyorsunuz? Yorumlarda işte iki tane şeyi dinlemekten, okumaktan aciz arkadaşlar var maalesef. Ben fiyatlar ucuzlar demiyorum. TL bazında fiyatlar yukarı doğru tırmanacak. Şimdi dolar arttı, daha da tırmanacak, uçacak. İşte atıyorum 1 milyon 300 bin, 1 milyon 400 bin lira seviyesindeki Golf 1.600, 1.700 lira çıkacak. Ama dolar bazında nerede duracak bakalım? Karşılığı ne? Biz hep videolarda bunlara baktık. Yatırımcının baktığı gözle işte. O gözle bakarsanız kazık yemezsiniz. İşin kilit noktası bu. Yani sıfır fiyatlarıyla ilgili, ikinci el fiyatlarıyla ilgili sizlerin de yorumlarınızı sordum. Anketi de şuraya koyalım. Sizin de anket cevaplarınız burada. Herkes zaten sıfırın ikinci elin uçacağını düşünüyor. İşte ikinci elin dengeleneceğini, sıfırın uçacağını düşünenler var. Farklı görüşleri buraya koymuş olduk. Şimdi son gelen Ticaret Bakanlığı'nın da yaptığı duruma göre işte sarı sayfalarda yapılacak baskılarla muhtemelen sıfır fiyatlarla ikinci el fiyatlar fiiliyatta da dengelenmeye başlayacak. Sıfır fiyatların fiyatı yükselecek. İkinci elde yükseltecekler, bakacaklar alıcı bulamadıkça biraz kırmaya başlayacaklar. Önümüzdeki günler bana sorarsanız böyle olacak gibi gözüküyor. Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.